Tabi burada bu imtihanda, dünya imtihanı kolay değil. İblis itaatsizlik yaptı. İlim vardı İblis'te. İtaatsiz oldu. Cidale girişti Cenab-ı Hak'la. Cenab-ı Hak itaat etti. O yok dedi. Ben dedi üstünüm dedi Adem'e karşı dedi. Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdiği akılla Cenab-ı Hakk'a mantık yürüttü. Cenab-ı Hak secde et dedi. Yok dedi. Ben dedi ondan üstünüm dedi. Allah'ın verdiği bir meziyet varsa bu meziyeti kendine izafe etti. En nihayet tard oldu. Racim oldu. Cenab-ı Hakk'a dedi ki, yine bu nefsaniyetin zirvesinde beni azdırmana karşı ben de kullarını azdıracağım dedi. Kendi azmasında Allah'ı izafe etti. Müsaade istedi. Yeryüzünde onlara günahları süslü göstereceğim. Yani günahlar bir cazibe unsuru olacak. Günahlar cezbedecek. Ve onları azdıracağım dedi. Cenab-ı Hak da imtihan olarak ona bu selahiyeti verdi. Ve Cenab-ı Hak da bize hep hatırladı. Euz billahi mineşşeytanirracim diyoruz. Demek ki devamlı bir şeytanın bir taşlama halinde bulunmamız zaruri. Fakat iblis bir şey itiraf etti. Yalnız muhlesin hariç dedi. Ben dedi Allah'ın ihlasını koruduğu kimseleri azdıramam dedi. Onun dışındakilerini azdıracağım dedi. Demek ki şeytanın şerrinden korumak, bir muhlesin olabilmek. Yani Allah'a, Cenab-ı Hakk'a ihlasla iltica edebilmek, sığınabilmek. Bir de nefsani engel, nefsimizi terbiye edebilmek. Bu nasıl olacak? Allah'tan razı olmak. Ey itminana ermiş nefis buyuruluyor. Kul Allah'tan razı olacak. Dünyadaki iptilalar, sıkıntılar vesaire itiraz etmeyecek, üf of demeyecek. Ya Rabbi razıyım diyecek. Allah da kendisinden razı olacak. Ve bu şekilde iki engel, iblis engeli ve nefis engeli bertaraf edilecek. Ve bu iki engelin bertaraf edilmesi suretiyle kalpte bir ihlas, bir halisiyet, Cenab-ı Hakk'a karşı bir samimiyet meydana gelecek. Bir takva hali olacak. Hep peygamberlere baktığımız zaman kavimlerini irşad ediyorlar. Kavimleri diyorlar ki bizden ne istiyorsun? Biz atalarımızın dinindeyiz. Biz putperestiz diyorlar. Ne istiyorsun bizden? Ne karşılığında bunu senin dinine girmeni istiyorsun diyorlar. Bütün peygamberler de bizim ecrimiz Allah'a aittir diyorlar. Sizden bir ücret istemiyoruz diyorlar. Cenab-ı Hak peygamberleri misal veriyor. Kalbin bir halisiyet, Cenab-ı Hakk'a karşı bir samimiyet, ivazsız ve garetsiz. Dünyevi menfaatten uzak, hasbeten lillah Rabbimiz olmasını diyor. Ve peygamberlere ve billahsa tekrar tekrar Cenab-ı Hak ayetlerde ifade buyuruyor peygamberlerin bu kalbi haline. Yine Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak misaller veriyor çok. Musa aleyhisselam Mısır'dan çıktı, Firavun'un şerrinden. Ve bir yol aldı, nereye gittiğini bilmiyordu. Yolu Şuayb aleyhisselamın memleketi Medyen'e doğru yollandı. Fakat aç, susuz, hiçbir imkanı olmadan yola çıktı. Bir rehber de yoktu. Ve Medyen'e yaklaştı. Öyle bir hale geldi, günlerce yürüdü. Ya Rabbi dedi, senden gelecek ki Firavun'un sarayından geliyor, bin bir depreme içinde. Yok, yok. Oradan Medyen çöllerinde ıssız, kimsesiz ve garip Musa aleyhisselam. Öyle bir hale geldi ki, Ya Rabbi dedi, senden gelecek en ufak bir hayra muhtacım dedi. O sırada bir kalenin önüne vardı. Kalenin sabahleyin kapıları açıldı. Musa aleyhisselam hayretle takip ediyor. Ben neredeyim, burası neresi, kimler çıkacak, ne olacak? Ve kaleden sürüler çıkmaya başladı. Başlarında çobanlar. Musa aleyhisselamın yanında bir kuyunu orada durmuştu. O kuyuya doğru geldi çobanlar. Koyunlarını sulamaya başladı. O sırada iki tane kızcağız geldi. Koyunlarıyla beraber kenarda bekliyorlardı. Musa aleyhisselam sordu. Siz kimsiniz dedi. Niye buradasınız? Niye sulamıyorsunuz dedi. Onlar dediler ki yaşlı bir babamız var. Gözleri de ama. Şuayb aleyhisselam babaları. Anca bekliyoruz dedi. Çobanlar sulasın gitsin.
Bize de fırsat kalsın. Ondan sonra koyunları sulayalım. Fakat bazen öyle bir oluyor ki kuyuda da su kalmıyor. Biz susuz tekrar geriye dönüyoruz. Musa aleyhisselam çobanlara dedi ki bu dedi iki kızcağızı bekletmeyin dedi. Bunların su verin koyunların sulasına gitsinler. Onlar da dediler ki biz ancak kendi koyunlarımızı suluyoruz. Senin gücün varsa kendin çek. Kendin sula. Koyunlarına su ver. Musa aleyhisselam halsiz ve bitkin. Kuyudan su çekti. O iki kızın koyunlarını suladı. Ve onlar da gittiler. Ve Musa aleyhisselam orada yine naçar bekliyordu, duruyordu. Babaları Şuayb aleyhisselam sordu. Niye dedi erken geldiniz bugün? Böyle böyle başından geçenleri anlattı. Çağırın o zaman dedi o kişiyi dedi. Çağırdılar Musa aleyhisselamı. Musa aleyhisselam önden yürüyordu, onları arkaya aldı. Kızları dedi ki Şuayb aleyhisselam, baba dedi bu kişi emin kişi. Bunu ücretli olarak, çobanımız olarak tut dedi. Nereden biliyorsun dedi Şuayb aleyhisselam Safura'ya. Onlar dediler ki baba dediler, o önden gidiyordu, bizi arkaya aldı. Bir de önüne bakıyordu, bizim yüzümüze bakmıyordu. Bir tecessüste bulunmuyordu bize. Onun için o emin bir kimsedir. Gidip çağırın dedi Şuayb aleyhisselam, davet etti, çağırdılar. Musa aleyhisselam geldi. Önünü bir Şuayb'e sofra hazırlattı. Buyur dedi. Musa aleyhisselam günlerde açtı. Allah'tan gelen en ufak rızka da bir muhtaç durumdaydı. O sofrayı görünce, biz de öyle bir aileyiz ki dedi. En ufak bir ahiret mükafatı karşısında bütün dünyayı verse biz değişmeyiz dedi. O zaman Şuayb'a yok dedi. Ben dedi yaptığınızın mukabili olarak değil dedi. Siz Duyufur Rahman, Rahman'ın misafirisiniz. Biz onun için sana ikram ediyoruz dedi. O şekilde başladı. Velhasıl Musa aleyhisselam'dan bize bir hatıra. Bütün dünyayı verse en ufak bir Allah rızasıyla biz değişmeyiz. Yine Tebük seferinde Vasile bin Eska radıyallahu anh vardı. Tebük günü bu Tebük seferi yapılacaktı. Rumların bir saldırma havadisi çıktı. Yaz günüydü, sıcak gün. Kuraklık vardı ve vasıta da azdı çok. Müslümanlar 1000 kilometre gidecek Tebük'e kadar yaz günü, hurmaların piştiği mevsim. Tekrar ondan sonra bertaraf edip düşmana dönecekler. Tabii imkanlar da çok azdı. Bu zat, Vasile bin Eska radıyallahu anh, Medine meydanında nida etti. Ey Medine halkı dedi, beni dedi Tebük'e götürecek kadar bir bineği olan var mı dedi. Ben dedi yani zimmen Allah Resulü'nün yanından ayrılmak istemiyorum dedi. Buna dedi bir bedel olarak da dedi, ben dedi eğer dedi sağ kalırsam dedi, hisseme düşen ganimeti dedi bana götürene vereceğim dedi. Nasıl bir malı ve canı Allah yolunda feda etmek? En nihayet Tebük'e kadar bir sahibi kalktı, evet dedi, gel dedi, beraber gidelim dedi. Nöbetleşe bir deveye binerek gittiler. Ganimetten 2-3 tane deve düştü kendisine. O deve sahibine dedi ki bunlar bana düşen ganimetlerdir dedi. Bunu dedi sana dedi ikram ediyorum şimdi dedi. Öyle sana söz verdim dedi. Beni Tebük'e götürmene karşılık. O da dedi ki kardeşim dedi. Ben dedi senin dünya menfaatine, dünya malına ortak olmak için seni almadım dedi. Seni dedi ahiret hissenden pay almak için getirdim buraya dedi. Hep bunlar ne olmuş oluyor? Bir ihlas numuneleri bize. Eshab-ı kiramın Fetih suresinin o sonundaki ayette Efendimizin yanındaki oradan feyz alanların hali. Niye Cenab-ı Hak bize bildiriyor onların halini? Onların haliyle hallenme. Yine bir yoksul geldi. Ayşe radıyallahu anh bir sadaka verdi. Yoksul Ayşe radıyallahu anh'a dua etti. Ayşe radıyallahu anh'a döndü, tekrar o yoksula dua etti. Dediler, niye hem sadaka verdin hem de karşılığında dua ettin? Dedi ki, onun yaptığı dedi duanın benim sadakanın karşılığı olmasından korkuyorum dedi. Onun için dedi,
Onun için tekrar ben dua ettim ona. İhlas ve hassasiyet Efendimizin eshabı. Cenab-ı Hak da bize onları misal veriyor Tövbe Suresi 100. ayetinde. İslam'a ilk gelen muhacirler ve ensar. Yani Cenab-ı Hak onların haliyle bizim hallenmemizi arzu ediyor. Onlar tabi olan ihsan sahipleri ve cenneti vaat ediyor Cenab-ı Hak. Yine misaller o kadar çok ki. Yine Hazreti Ali radıyallahu anh bir müşriği altına altan böyle kılıcını vuracak, hançerleyecek. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın müşrik yüzüne tükürdü. Son hamleyle. Ali radıyallahu anh çekildi, kılıcını kınına soktu ve kalktı. Şaşırdı müşrik. Ya Ali dedi, bu kadar hiddet, arkadan bu kadar sükunet nedir dedi. Nasıl dedi bu dedi, bu kadar hiddet birdenbire böyle bir sükunete büründü dedi. Bu hiddetin neydi, bu sükunetin nedir dedi. Bana bir muamma oldu bu dedi. Benim de canım tam elindeyken dedi, benim canımı geriye bıraktın dedi. Sen dedi benim yüzüme tükürdün dedi. Eğer dedi o an dedi sana dedi şiddetle kılıcı yapıştırsaydım kendi nefsim için olacaktı o. Bu ise de bir mümine asla yakışmayan bir nefsi için bir insanı katletmek dedi. Onun için dedi serbest bıraktım seni dedi. Velhasıl hepsi bu misal birbirinden daha güzel misaller. İşte ihlas nedir, takva nedir, bize fiili müşahhas misaller. Yine Sırrı Sakati Hazretleri hadis dersi veriyor kendisi. Müslümanın derdiyle dertlenmeyen bizden değildir hadisini okuturken bir talebesi geliyor. Üstad diyor, sizin mahalle yandı diyor. Yalnız sizin ev kurtuldu diyor. O anda elhamdülillah diyor. 30 sene sonra bir dostuna ben diyor, o anın diyor, şimdi tövbesi içindeyim diyor. O gün diyor, o an diyor kendimi düşündüm, evimin kurtulduğunu sevindim. Fakat evi yananları düşünemedim o gün diyor. O günkü diyor, bir anlık gafletimin tövbesi içindeyim.